Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, hoş geldiniz. Semaat 04, Semaat'ın kanalındasınız değerli örgütçüler, kıymetli takipçiler. Bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı, güzel yorumlar, güzel cümlelerden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ederek yine bir örgünün başındayız inşallah. Bugün size öyle güzel, öyle kolay, öyle tasarruflu bir model anlatacağım ki beğeneceğinizi umuyorum. Kış geliyor. Çocuklarınıza bere, atkı, hırka, yelek, süveter ne yaparsanız yapın. Bu modeli kullanırsanız çocuklarınız da bunu sevecektir. Hatta böyle modelle oynayacaklar çocuklar biliyor musunuz? O kadar güzel bir hoşuma giden bir model. Modelimizi şöyle anlatayım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak devam eden bir model. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Çoklu ya da iki renk kullanabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir örgü elde etmiş olursunuz. Kalan parça ipleri de değerlendirmiş olursunuz. Yani hiçbir şey de yoksa böyle eski kullanmadığınız bir tane örgüyü söküp onunla bile değerlendirebileceğiniz geri dönüşüm. Onunla bile değerlendirebileceğiniz bir model. O kadar güzel ve kolay. Modelimiz için bir tığ lazım. Elimizde olan, benim her zaman kullandığım, elimin yakın olduğu bir tığ, 2 numara 1,75 milim bir tığ. Ve renk olarak da sarıyı seçtim. Sarı ile mavi kullanacağım. Biraz daha net görünüyor. Hadi bakalım şimdi lastiğinizi başladınız. Örneğin bir bebek yeleği başlıyorsunuz. 1 yaşında bebek yeleği başladınız. Elinizde de kar topu, nako işte ne varsa ipiniz. Lastik bitti. Yelek yapıyorsanız ön lastiği ayırın. Düğme yerini ayırdıktan sonraki işlemi yapıyorum ben şimdi. Süveter yapıyorsanız yine aynı işlem. Yani lastikten sonra ön düğme yerinden sonra yapacağınız işlemi gelin birlikte yapalım. Lastiğimizin üzerine 5 sıra düz ördük. 5 sıra düz ördük. Tamam mı? 5 sıra düzden sonra haydi bismillah diyelim ve devam edelim. 1, 2, 3, 4 tane düz örgü ördüm. 4 düz örgüden sonra şöyle sarı ipinizi alın. Sarı ipimizi aldık. Şu ipi şuna bağlayın değerli örgücüler. İpi şuraya böyle bağlayın sağlamlaşsın. Sağlamlaştırdım ipimi. Hemen devam ediyorum. Sarıyı parmağıma sardım. Tığımı elime aldım. 5. ilmekten sarıyı çektim. 1. İlk ilmeği sıkıştırın. 2. 3 tane zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine tığın başına aldım. 1. Çekmedim. 2 çekmedim. Hepsini birlikte çektim. Bakın tığımda 3 tane ilmek oldu. Hepsini birlikte çekerek şişime takıverdim. Bu kadar kolay. Ve ilmeğimi bıraktım. Mavi ipimi aldım. Mavi ipimle 5 tane düz örgü örmem gerekiyor. Sarının altından gir. 1 2 tekrar sarının altından 3 4 sarının altından 5. Neden sarının altından? Çünkü arası biraz uzak olduğu için şu arada ipler uzun duracaktır. Bu da çirkin bir görüntü olur. Hatta eğer hırka yapıyorsanız bebeğin parmakları takılabilir. Onun için sarıyı bu şekilde gezdirmende fayda var. 2, 4, 5 tane ördükten sonra tığımı aldım. Maviyi bırakıp sarıyı alarak bir, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başına aldım. Aynı ilmeğe bir trabzan yaptım. Çekmedim.
Bir trabzan daha yaptım. Üçünü birlikte çekerek şişime aldım. Ve ilmeği bıraktık. Maviyi alarak devam ediyoruz. Yine sarıyı arada gezdirmeyi unutmayın. Sarının altından girerek 1, 2, 3. Sarıyı şöyle orta parmağınızla tutarsanız sizin için kolay olur. Tabi atarak yapanlar için de herkes kendine göre bir kolay yolunu bulur bunu mutlaka. 2, 4, 5. Tekrar bir kez daha gösteriyorum. Şu ilk zinciri biraz sıkı çekin. 1, 2, 3. Elinizin sıkılığına da bağlı. 2 tane de çekebilirsiniz. Hatta yetişkinler için ben buraya hani şimdi bakın 1 trabzan 2 trabzan 3 tane oldu. Bunu 4 tane yaparsanız daha büyük olur. 5 tane yaparsanız daha büyük olur. Eğer bir battaniye için yapacaksanız 5 tane de yapabilirsiniz. Tekrar ilmeğimi bıraktım ve bu şekilde devam edip sıra sonuna kadar geliyorum. Son modelimi de yaptım ve bitirdim. Bakın şöyle küçük küçük topçuklar halinde bir model elde etmiş olduk. Hani dedim ya bebekler bunu böyle oynayacaklar, sevecekler. Şöyle ellerini sürdükçe şöyle değişik bir doku olacak. Hemen arka yüzünü çevir modelin. Modelimizi yaptık. Modelimizden sonraki ilk düz sıramız. Bütün ilmekleri ters öreceğiz. Örerken sarı ipi de şu şekilde bakın. Şu şekilde yavaş yapıyorum. Aradan götüreceğiz. Her 2-3 ilmekte bir sarı ipi başa kadar götür. Bir tane daha örüyorum. Arada şu ilmekten sarı ipimi geçirdim. Bütün ilmekleri sona kadar ters örgü olarak örelim. Bu sırayı birlikte başa çıkalım. Sarı ipimi aldım. Sarı ipi de sanki örer gibi ama sarı ipi örmüyoruz. Alttan geçirdim ama sarı ipi şuraya iliştirdim. Çünkü uzun bir şekilde kalmasın. Dediğim gibi bebek hırkası bluzu yaparsanız aradan parmaklarında takılma olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Bere yapımında, bere modeli olarak da çok güzel olur. Hırkanın her tarafında bu modeli düşünsenize ne kadar şık durur. Evet. Sıra sonuna kadar geldik. Bu modelden sonraki birinci sıramız arkadaşlar. Bundan sonra 4 sıra daha düz örgü yapıp tekrar modelimize yer değiştirme tekniğini göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldik. Her zamanki gibi son ilmeğimi örmeden alıp ön yüzden örüyorum. Bu şekilde. Şimdi 4 sıra 4 sıra düz git gel. Evet, 3. sırayda gittim. 4. sırayı şuradan sayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlar bakın. Şöyle modelin üzerinden şu şekilde gayet belirgin. 1 2 3. 4. sırayda gidiyorum. Ters taraftan yani modelin arka tarafından geldikten sonra tekrar modelimizi kuracağız. Bunu yetişkinlerde battaniyede daha büyük popcorn yapacaksanız yani şu topçukları yapacaksanız her modelin arasında 9 tane ilmek bırakabilirsin. 9 ilmek 5 kere de bu işlemi yaparsan trabzan işlemini daha değişik bir model elde etmiş olursun. Yani değişik derken görüntü aynı ama topçuklar daha büyük.
Şimdi son sıramı gidiyorum. Yani 9 ilmek ör, bir model yap. 9 ilmek ör ama arada da sırayı 8 sıra yapabilirsin. Yani aralarını ayarla. Ben 3, yani zincirle birlikte 3 trabzan yapıyorum, 5 sıra yapıyorum. 4 trabzan yaparsan 6 sıra. 5 yaparsan 7 sıra. Bu şekilde ki aralar biraz seçkin olsun. Yoksa birbirine girer modeliniz, çok belirgin durmaz ve gösterişli durmaz. Evet. 5 sıramı tamamladım. 5 sıramızı nasıl sayacaktık? Tekrar şöyle yeni öğrenci arkadaşlar için bir göstereyim yakından. 5 sıramızı şu şekilde sayacağız. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Anlaşılmıştır. 4 ilmek yapıp bir model yapmıştık. Şimdi modelimize yer değiştiriyoruz. Bakın. Şuraya bir tane yapmam gerekiyor ama yapmayacağım. Çok kenarda olmuş oluyor. Yapmayacağım. Ortadan göstereyim size değerli örgücüler. Bakın. İki modelin arasında 5 tane ilmek var. Değil mi? Şuradan şuraya şöyle bir göstereyim. Modelin üstündeki ilmek, modelimizin üstündeki ilmek, iki modelin arasında 5 tane var. İkisini bu tarafa, ikisini bu tarafa ayırdıktan sonra ortadaki işlem yapacağız. Haydi bakalım. Sarıyı da ben getirmemişim. Sarıyı getirmeyi unutmayın. Bunu eğer bir hırka kazak öreceksek çok dikkat etmemiz lazım değerli örgücüler. Geldik tam ortadaki ilmeğe. Tığımızı aldık. Aynı işlem. Bir, sıkı, iki, üç. Zincirimizi çektikten sonra tığın başına aldık. Bir, çekmedik. İki, bir, iki, üç. Üçünü birlikte çektik ve şişimize taktık. İlmeği bıraktık. Tekrar bir daha yapayım. Bundan sonra 5 tane mavi. 1, 2, 3. Şöyle bir görüntüm bozuldu değerli örgüçler. Ha. 3, 4 ve 5. 2, 4, 5. Ne yapıyoruz? Yine modelimize devam ediyoruz burada. Bir, iki, üç. Bu modelden ben patik bere yapmıştım. Geçen yıl çok anlaşılır olmadığı için sizden gelen istek üzerine modeli tekrar üçlüsünü anlatıyorum. Hırka, yelek, iki şiş bir model taktık ve bıraktık. Bu şekilde değerli örgücüler. Şimdi bu sırayı da sona çıkıyorum. Evet. Bu sırayı da sona çıkardık. Kenarda iki tane ilmeğim kaldı. Bunları da yine bakın sarıyı unutmayın ki modeliniz düzenli durmaz. Görmüş olduğunuz gibi küçük pomponlarla düz örgümüzü ne güzel de süsledik değil mi arkadaşlar? Çok şık duracaktır. Modelimiz bundan ibaret. Burada bitti modelin anlatımı fakat şöyle siyah beyaz üzerinde de çalıştım ben bunu. Siyah beyazda da daha bir farklı durdu. Bu şekilde de hoşuma gitti benim. Şöyle siyah pek göstermiyor. Işık kırıyor galiba. Siyah da güzel durdu. Bu şekilde de hırka bere yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz.
Benden bugünlük bu kadar. Hayırlı cumalar, bol dualı günleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Semaat 04 Semaat'ın kanalında takipte kalırsanız benden gelen bütün modellerden haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarım, Instagram sayfam Semaat04, ikinci hesabım Semaat'ın Patikleri, Pinterest Semaat'ın Patikleri, Facebook kanalım Semaat Hazar. Oradan ulaşabilirsiniz, her şekilde yardımcı olurum. Görüşmek üzere, hayırlı günler.